Peki Fenerbahçe taraftarı şöyle soru geliyor. William Carvalho tamam mı? Gelecek Abi mi? onda Okey mi? ilgili bir kırmızımız var. Direkt onu vererek Ver, başlayalım abi. ver, ver. Carvalho konusu önemli. Carvalho Koray hazır mı? kırmızısıyla başlayalım bence. Hiç insanları da bekletmeden. Aşama Carvalho kaydetti. işi, evet. Şimdi Carvalho işi şöyle abi. Uzun zamandır özellikle İspanya'da şey bulamadığım bir konu. Geçen hatta İspanyollara salladım. Hiç yardımcı değiller İspanyol gazeteciler bu konularda. Ama sonunda oradan detay alabileceğimiz bazı kaynaklara ulaştık. Şunu söyleyebilirim ki bu transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor taraflar tarafından. Jorge Jesus olmasaydı belki de bu transfer hiç teklif yapılacak, reddedilecek konu kapanacaktı. Bunu söyleyelim. Abi siz bir şey gülüyorsunuz, bir şey Yok, bir patlatmayın. şey yok. Kırmızı Hayır, üstü. Aykut İnce bana bakıyor, o yüzden. Sercan'a bakıyorum ben. Kırmızı var mı diye bana baktığı Sercan'a için yazdım hatta. Var mı dedim, kırmızı bir şey için. bekle abi Carvalho dedim. konusunda 5 milyon euroyu biraz geçecek gibi rakam. Yani Real Betis de ikna. Yani bu transfer henüz bitti demiyorum ama bu transferin pozitif sonuçlanması bekleniyor. İki taraf tarafından da, oyuncu tarafından da, Fenerbahçe tarafından da. Yani bu iş olacak yoluna girdi. Yani nasıl daha anlatılır bilmiyorum. Yani önemli bir noktaya geldi. Jorge Jesus'un %51'i geçti geçti mi? abi. Zaten oraları geçtik hani. Jesus'un çok istediği o bölge için başka adaylar da var ama bu oyuncuyu çok istiyor. Benim istediğim oyuncu bu diyor. Kendisine de bunu söylemiş. Yani Jorge Jesus kendisini ne kadar çok istediğini, neler yapmak istediklerini söylemiş. Ve artık bu transfere bakış açısı olumlu. Bu transfer olma ihtimali artık Muhtemelen Jesus da devreye girdi. fazlasıyla, hani bayağı Direkt o aktif o aramıştır şekilde. zaten. Tabii. Tabii, o bitirmiştir. Diyorum ya bak, Jorge Jesus olmasaydı Fenerbahçe'nin teknik direktörü ve Fenerbahçe bu oyuncuyu isteseydi teklif yapılırdı, reddedilirdi ve orada kapanırdı konu. Çok zor bir İşi transfer. bitiren Jesus. İşi bir kilidi çözen o oyuncu kısmını. Oyuncu kısmı kulüpte çok fazla satmaya sıcak bakmıyordu. Bonservisiyle mi alacaklar? Evet, bonservisiyle diyorum ya 5 milyon euroyu biraz geçecek gibi duruyor. 5 milyon euro civarında bir bedel olacak. Yani Hayır ama bitti demiyorum. oyuncuya verecek para da var. Var. 2 milyon euroyu geçer bence değil mi? Her şey dahil mi 5 olur. milyon? İşte oyuncuya verecek yok, yok, para. Hayır, yok. Ha, Bonservis. Bonservis. Bir de oyuncuyu şimdi Tabii konuşalım. oyuncuya da verilecek bir para var. Ve oyuncuya verilecek para ile ilgili şu anda çok net bilgiye sahip değilim. 2-2,5 alır mı? Yani o civarda bir şey olur. Çok net bir şekilde. Burada konu şu. Fenerbahçe'nin bir numara hedefi Carvalho, yani bitti demiyorum. Hala zor bir transfer olduğunu söylüyorlar ama hani artık bu iş olacak yoluna Söyleyeyim, girmiş. çekinme. Abi Mesut çekinme Özil değil. için de aynı şeyi Evet. söylemiştin. Geldi. Geldi. Bu da olumlu bir Biz rotaya William girdi. Carvalho'yu Abi zor senin transfer haberine o yüzden. göre. Abi çok Eyvallah. doğru bu arada yüreklendiriyorsun biliyor musun? Biz Carvalho'nun bu kırmızıdan sonra bittiğini düşünüyoruz. Ben abi Ben öyle düşünüyorum. Yok, ben Bana sana şimdi şöyle kalkıp söyleyeyim. bir dakika. Eyvallah. Mesut Özil için ne demiştin? Abi bekleyelim. Daha yakın örneği söyleyeyim mi? Patlatacaksın. Geçen Mesut ya. geldi. Daha yakın örneği söyleyeyim mi? Geçen hafta burada dedim ki Okan Buruk için ben sona doğru Bravo. Demiyorum. Son dakikayı evet, verdirdin. Bravo. Bir sonraki programda şu an uçağa iniyor Okan Buruk. Aykut abi haklısın. Senin de daha cesaretli olması bir, lazım. 1 2 yapmayın. Bu arada Zor Buruma transfer. Konusunda da Selim zaten Eyvallah. Veriyor da Buruma konusunda da Sercan'ın hakkını yeme. Hayır, öyle bir şey Canlı yayında mı? söyle. Söyledi. Canlı yayında da söyledi. Söyledi, her yerde söyledi, söyledi, söyledi. Her yerde. Yayında İnşallah söyledi. Söyledi. Aynen hiç o konularda hakkını bizde yedirme aramızda abi, hiç yanlış Kulun olmaz. Transfer başarısıdır o ve gerçekten %100 müthiş herhalde bir başarı. Canım. Eyvallah. İsmi hiç geçmeden sadece ufak tefek çap ufak tefek, ufak tefek ismi geçiyordu Buruma'nın. Hepimiz adayı umarım hepimiz tak böyle şeyler yarın yaşarız. Geliyor diye verdi. Ver. Yani inanılmaz. Ve yarın da geldi. 10 dakika sonra kulüp açıkladı. Açıklama yaptı. Ahmet, Selim. Abi yani dediğin biz... doğru. Carvalho konusu pozitif Bak, ama şunu da şunu dediler. Şunu yani bitmedi. Aykut yani abi. Olumlu. Ya, zaten bizim amacımız kap bildirimini beklemek değil ki. Ya, kap zaten geliyor. Oralara önemli da gelmedi olan, abi. Önemli olan işte Sercan ne yaptı? Geçen sene hatırlatırım. Pjanić'i verdi kaptan önce. Okan'ı verdi kaptan önce. Okan Buruk. Buruk. Daha hala kap gelmedi zaten. Biraz iptal oluyormuş. Buradan dönüyormuş. Birazdan bir insin de bir görelim o Mesut'u hocayı. Verdin kaptan önce. Şimdi burada tabii temkini de konuşuyorsun. Abi ben Buruma, ama sana şununla ilgili Buruma'nın çok uçak soru geliyor. Biletini gördük. Şey dedim. Dürtme beni şu an ekranda Hayır şey dedi. uçak biletini dedi, gördük baktım, şey dedik. Bir görüşmeler İstanbul'da devam edecek dedik. Bir sürü ismi var ya biliyorsun Buruma'nın Emre.
Bruma, Emre. Bruma'nın bir sürü adı var. Armindo, Tuğbange, Nanga falan diye. Neyse ya, bir şey söyleyeceğim, yanlış anlaşılmasın. Estağfurullah. Estağfurullah kardeşim. Bunu yazmışlar. Yanına da bir kısaltma koymuşlar. Ben de Bruma'nın ismi ne olduğunu bilmiyordum. Yani yanlış Beni arıyor yayında. Armindo, Tuğbange falan öyle. Öyle bir şey var Emre. Ben bilmiyordum bunu hiç. Ahmet beni yayında arıyor. Ben de sayısı karşılamak için havalimanındayım. Ahmet arıyor, yayındayım ben, bir yandan konuşuyorum, konuşamıyorum, açamıyorum. Ben buna... Bir yandan mesajı okuyorum. Yazmış bana, kardom acil ara beni. Konu çok önemli. Şimdi sana tabii çok soru. Sorulardan bir tanesi, Mincaya kim? Evet, o da çok önemli. Onu da anlat. Ve oradan da Konya Bardakçı'ya bağla. Evet, onu da döneceğiz. Şimdi kim Mincaya konusunda? Biz Carvalho bitti ya, biz, diye düşünüyoruz, onu söyleyeyim. Ya şöyle söyleyeyim, bu transferinde olma ihtimali artık çok yüksek. Onu tamam, söyleyelim, tamam. Carvalho konusu da önemli. Kim Mincaya konusunda, ya şöyle bir Fenerbahçe taraftarı çok kalmasını istiyor diye biz bunları söylediğimizde bize kızıyorlar. Sanki biz gitmesini istiyormuşuz gibi. Arkadaşlar olanı anlatıyoruz, onu söyleyeyim. Kim Mincaya gidiyor diyoruz diye tepkiyoruz. Kim Mincaya'ya 3 takım serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etti. Bunların ikisi Fransa'dan, birisi Monaco. Ben diğerinin Marsilya'nın da o parayı verebileceğini söylüyorlar ama bence PSG olma ihtimali bile var. Bu tamamen tahmin. Monaco'yu biliyoruz, diğer takım bilmiyoruz. İki kulüp Fransa'dan serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etti. Serbest kalma bedeli ne kadar? 23 milyon euro bu bedeli ödemeyi kabul etti. Bir kulüp de İtalya'dan bunu kabul etti. Bu kulüp de Napoli. Milan'da henüz o noktada değil ama Fenerbahçe 23'ün altında kesinlikle oyuncuyu satmadı, düşünmediği için. Yani oyuncuyu satmayacak zaten. Fenerbahçe'ye kalsa bu oyuncu satılmayacak şu anda ama... Mecbur bir durum var tabii. 23 milyon euroyu veren oldu mu Fenerbahçe devre dışı kalmış oluyor doğal olarak. Milan'da, yani 4. kulüpte bu bedeli vermeye hazırlanıyor. Kim Mincaya bugün İstanbul'a geldi, antrenmana çıktı. Ya bunlar zaten çok doğal süreçler. Yani Kim Mincaya Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncusu. Daha transferde de finale gelinmiş bir nokta. Hani bitti bitiyor gibi bir durum yok. Ben size şöyle anlatayım. Vedat Muriç'in transferinden çok daha hani hani o transfer başladığında bir sürece girmişti ya, satık süreci ki... O kadar uzun sürmüştü ki neredeyse transfer döneminin sonuna doğru gerçekleşmişti. Ondan çok daha ileri seviyede ilgi var Kim Mincaya'ya. Başkan görüşecektir. Fenerbahçe kalması için Jesus görüşecektir. İkna etmeye çalışacaklardır. Birebirde de bu yapılacaktır. Ama bu teklifleri, bu ilgiyi, bu ciddi bir de şey olarak istemiyorlar Emre. Böyle alayım seni oynatırım belki oynatmam değil. Direkt yeri hazır anlatıyorlar. Zaten yani. Sen hep söylüyorsun işte, teknik adamlarla görüşüyor. Kendisiyle ilgili plan nedir onu öğreniyor diye. Aynen öyle. Bunların hepsini yaptı. Ve Kim Mincaya'nın hala gitme ihtimali, kalma ihtimaline göre daha yüksek. Yani bu şimdi gerçeği kabul etmek gerekiyor. Bizim Sercan şimdi bir haber yazdı. Bizim yani WhatsApp grubumuzda Sercan Dikme Beşiktaş'la ilgili. Saat başı verelim onu, önemli. Tam 22'de o... Bu arada hiç şeyi ismi... söyle, sol kanat oyuncusu. Evet, ilk kez duydum ben bu ismi. Hayır, hiçbir yerde çıkmadı. Haber hiçbir yerde çıkmadı. Güzel. Çıkma ihtimali de yok. Bu detay vermeyelim, insanlar var. Oradan bulmasın belki. Evet. Bulamaz, belki bulamaz. Stoperde şimdilik Aykut abi. Forvet. Saat başı. Şimdiden eline sağlık kardeşim. Kim Mincaya'nın gitme ihtimali, kalma ihtimaline göre çok daha yüksek. Dediğim gibi ikna edilir, kalırsa tabii ki ne güzel. Ama durum bu yani. 3 kulüp 23 milyon euro veriyor. Yani kolay değil bu oyuncuyu tutmak. Ki başkan da zaten bizzat bunu dedi. Umarım kalır ama çok kolay gözükmüyor dedi. Bu şekilde Kim Mincaya'nın durumunu anlatalım. 2 Fransız, 1 İtalyan kulübü veriyor. 1 İtalyan kulübü de vermeye, 23 milyon euroyu vermeye hazır. Çok yakın. Bir sonraki teklifleri muhtemelen serbest kalma bedelini olacak. Kim Mincaya... Fenerbahçe'nin bu parayı hani şey noktasında değil Kim Mincaya. Ben kesinlikle ayrılacağım. Lütfen teklifleri kabul edin. Öyle bir noktada değil. Ama bu teklifler ciddi. Kim Mincaya de ayrılacak gibi duruyor. En azından şu anda ayrılma ihtimali, kalma ihtimaline göre daha yüksek. Bunu da söyleyelim. Abdülkerim Bardakçı'ya da geçeyim abi. Lütfen abicim. Abdülkerim Bardakçı ile ilgili Fenerbahçe'nin son yaptığı teklif kabul edildi. Evet. Yani yaklaşık 3 milyon euro bonuslarla 3.3 milyon euroları
gören. Oyuncu önerilmiş mi? Bonus. Artı bir de takaslı oyuncu olacak ama oyuncunun ismi belli değil. Oyuncunun ismi ilerleyen dönemlerde belirlenecek. Sana göre? En başta bir Samat da önerisi olmuştu. Samat da olmuştu. Samat'ın maaşından ki, dolayı. Yani 2600 maaşı var. Biz zaten aynen bunu ödeyemeyiz. Yarısını Fener ödese yine biz yarısını da ödeyemeyiz, ödeyemeyiz diyorlardı. Noktasında. O yüzden o Samat da olmayacak. Ama yabancı olur, yerli olur, başka oyuncu olur. Bir tane de takas da oyuncu olacak. Bitirdi demiyorum. Yarın galiba bir final görüşmesi var. Hmm. Herhalde ödeme planı vesaire bu tarz bir görüşme olacak yarın. Ve sonuçta iki takımın da içeride olduğu Konya Spor cephesinden her gün telefonları açan insanlar bugün, bugün itibariyle telefonlarını açmıyor durumuna gelmiş. Bu demek oluyor ki Konya Spor artık bir noktaya gelmiş. Geldi. Ve burada Konya Spor yönetimine yani Fenerbahçeliler de Beşiktaşlılar da Galatasaraylılar da kızmaması gerekiyor. Tabii, çünkü tabii bir tüccar gibi düşünürsek. Onların keyfi çok yerinde. Çok yerinde. Çok güzel bir teklif almışlar. Üç büyük kulüp oyuncularının peşinde. Top satıcı pozisyonundalar. En fazla teklifi veren oyuncu takıma satacaklardır. Ama burada en baştan beri konuşulan paraların, yani burada Abdülkerim olayını biz bir senedir seninle konuşuyoruz Emre, dışarıda da. 1 milyon eurodan başlayan pazarlıkların 2 milyon, 2,5 milyon euro, 3 milyon euroya kadar çıkması enteresan bir durum. Fenerbahçe veya Beşiktaş veya Galatasaray herhangi bir takım hiç fark etmeksizin çok daha önceden Abdülkerim'i alabilirdi.